Evet, herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün farklı bir ürün inceleyeceğiz. Farklı ama her eve lazım bir ürün. Bugün bir vidalama seti inceleyeceğiz. Daha öncesinde de Xiaomi'nin şarjlı vidalama ürününü incelemiştim ve bayağı izlenmişti. Demek ki bu tarz şeylere talep var. Ve internete bakıyorum, genellikle böyle çok detaylı incelenmemiş. Sadece kullanıcı deneyimini sunmuşlar. Biz böyle biraz daha detaya gireceğiz. Şimdi bu ürünü neden inceliyorum onu söyleyeyim. İnanılmaz uygun bir fiyatı var. Tabii ki performansına bakacağız ama yorumları da çok güzel. Hatta şöyle göstereyim. 5 üzerinden 4.6 almış. Yaklaşık 1000 kişi değerlendirmiş. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 10.000 tane satmış. Ve yorumları okudum. Genellikle 4 yıldız, 3 yıldız verenler kargo ile alakalı sıkıntı yaşadığından dolayı düşük vermiş. Performansı hakkında kötü bir yorum fazla bulamadım açıkçası. Neyse, zaten detayları anlatacağım. Hadi kutumuzu açalım. Evet. Ürünümüz gayet güzel bir kutuda geliyor. Metal bir kutu. Işıktan parladığı için hemen şu jelatinden kurtulmak istiyorum. Arkasından şöyle bir garanti belgesi çıkıyor. Doldurmamışlar. İthalatçı firma tarafından garantili. Markamız Firm diye de okunuyor olabilir. Hollanda malı. Markayı bayağı araştırdım. 1965'ten beri bu tarz ürünler üretiyorlar sadece. Yani ek işimiz değil, tek işimiz gibi bir şey. Elektrikli testereler, matkaplar falan üretiyorlar sadece. Bu üründe ürettikleri vidalama setlerinden biri. Tabii bunun çok çok daha güçlüleri de var. Ama biz cebe en uygun olanını seçelim dedik. Bu arada Hollanda malı, fakat diğer ürünlerde olduğu gibi bu da Çin'de üretiliyor. Hemen arkasına bakalım. Manyetik bir vida ucu var. Ucunda LED'i var. Sağ ve sol hareketi yapabiliyor ve 27 tane ucu var. Yani bu fiyata 27 tane uç gerçekten çok iyi. Fakat şu uçların kalitesi ne kadar iyi, ona bakmamız lazım. Bir vidalama setinde torktan sonra en önemli şey uçların kalitesi. İşte kilidi varmış, küçük bir dizaynı varmış ve yumuşakmış. Dokusuna da bakacağız. Lityum iyon pille çalışıyor. Micro USB ile de şarj oluyormuş. Şöyle kutusunu açalım. Burada güvenlik uyarıları ve talimatlar var. İçinde Türkçe de yer alıyor. Bir de yanına Xiaomi Mi Jin'in ürününü koyalım. Kutu içeriği bu şekilde. Bu ürünün linkini de aşağı açıklama kısmına ekliyorum. Zaten bir kıyaslama yapacağım ben bunların arasında. 12 tane uç çıkıyor bundan. Bir tane de uzatıcı uç vardı. Burayı ise durum biraz farklı. Şurada görebilirsiniz. Tam 24 tane uç var. Burada da 3 tane var. Burada yıldız uçlar var. Alyan uçları var. Düz var. Gayet dolu dolu. Şöyle de yine uzatıcımız çıkıyor. Ardından bir de kendiliğinden uzun olan yıldız ve düz uç çıkıyor. Şöyle bir kablomuz var. USB tip A'dan micro USB'ye çeviren bir şarj kablosu. Yanında da 5 voltluk bir USB adaptör çıkıyor. Ve son olarak da ürünün kendisi burada. Biraz ağırmış bu arada baş kısmı. Yani çok acayip. Fiyatı gerçekten çok acayip. Yani şuna hesap ediyorum. %18 KDV var. Kargo bedeli var. Yurt dışından getirirken bir maliyeti var. Bunun bir de gümrüğü var. İçinde satıcının kârı var. Yani bilmiyorum. Şu an için bu ürünün fiyatı 120 lira. Bu arada yeni bir ürün değil. 2 sene, 3 sene önce de ülkemizde satılıyordu. Ben o zamanlarda da denk gelmiştim. O zaman 90 TL, 100 TL bandında satılıyordu. Yani 2 yılda bu enflasyon, bu fiyatını hala koruması çok şaşırtıcı. Biliyorsunuz her şey 2 yıl önceye göre neredeyse 4 kat arttı. Ben anlam veremedim. Bu arada ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Oraya tıklayarak güncel fiyatını kontrol edebilirsiniz. 110'a iniyor, 130'a çıkıyor ama son dönemde 120'de takılı kaldı. Evet, şimdi bir ürünümüze bakalım. Bu arada güzel bir dokusu var. Gayet kaliteli bir his veriyor. Burada bir lityum iyon ikonu var. Şurada şarj durum göstergesi. Altında da söylediğim gibi micro USB şarj girişi var. Bu güzel olmuş. Genellikle bu tarz vidalamaların çok saçma salak uçları oluyor. Genellikle mini DC kullanırlar ama böyle bir ucun kullanılması daha güzel. Yani şarj kablosunu unutsanız bile rahatlıkla çevreden bulabileceğiniz bir uç. Burası güzel. Yukarı geldiğimizde de iki tane LED'i var. İleri ve geri şeklinde. Buradan hangisi dönüyorsa o yanıyor. Bu arada sesi biraz rahatsız edici. Bir kıyaslama yapacağım. Yani bunun sesi çok daha iyi. Bu arada birazdan yapacağımız montajda bu ürünün gücünün yetmediği bir vidalama var. Bu onu başarabilecek mi? Onu çok merak ediyorum. Aslında bu genel olarak işimi görüyor. Fakat hem evde hem ofiste ihtiyacım oluyor. Oradan oraya taşımak yerine bir tane evde bir tane iş yerinde bırakacağım. Neyse, devam edelim. Uç kısmına geldiğimizde 1 bölü 4 inçlik evrensel bir uca sahip. Yani illa içinden çıkan uçları kullanmanıza gerek yok. Kendinize ait diğer 1 bölü 4 ince sahip uçları da takıp kullanabilirsiniz. Bu arada iç aksamı çelik. Şeffaf yapmışlar zaten görebilmemiz için. Ürünümüzün bir de LED ışığı var. Şu an orta konumda.
ve sadece ışığı yanıyor. Şu gördüğünüz turuncu tuşu, sağ taraftakini ittirirseniz sıkma modu, sol taraftakini ittirirseniz de demonte modu, yani geri sarıyor. Zaten burada ileri geri olarak da görebiliyorsunuz. Ürünün ağırlığı 300 gram. Yani çok ağır da değil, çok hafif de değil ama motor kısmı önde olduğu için biraz böyle baş aşağı yapıyor. Bu arada gayet ergonomik, ele güzel oturuyor. Şu tetik kısmını da parmağın şekline göre yapmışlar. Gayet hoşuma gitti. Bence görüntüsü de güzel, gayet şık gözüken bir ürün. 4 nanometrelik bir torka sahip bu maksimum torku. Böyle bir ürün için gayet yeterli bir tork aslında. Bu ürünü montaj için kullanmanız gerekiyor. Duvar falan delmez, onu söyleyeyim. Onun için bir tık daha güçlü ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Hatta onların içinden ahşap falan delebilmeniz için küçük matkap uçları da çıkıyor genellikle. Ama bu sadece dediğim gibi vidalama aracı. Boştayken, yani herhangi bir vidalama yapmıyorken dakikada 230 devir yapabiliyor. Gayet güzel. Bu arada ürünün herhangi bir hız ayarı yok, yani bir vitesi yok. Tek çarklıyla sadece ileri geri yapabiliyorsunuz. Tekrar uçlara gelmek istiyorum. Burada daha düzenli durması için bir management yapmışlar ve tüm vidaların isimlerini görebiliyorsunuz. Umarım kalitelidir. Kaliteliyse bu fiyata gerçekten ortalık karışır yani. Bir diğer ürünle kıyaslamak istiyorum. Yani Xiaomi'nin uçları daha kaliteli duruyor. Ve gerçekten bayağı kaliteli. Neler yaptım, hiçbir şey olmadı uçlara. Anlatılacak çok bir şey kalmadı. Şimdi deneyim tarafına geçelim. Bakalım beklediğim performansı alabilecek miyim? Evet, şimdi daha önce birleştirdiğim vidalardan birini çıkartacağım. Hiç delmediğim bir yere takacağım. Bu arada bu gördüğünüz masif ahşap. Sunta falan değil, yani delinmesi zor bir ürün. Rahatlıkla çıkarttı. Şimdi böyle şuraya bir yere bir delik atalım. Burada tıkandı. Yani neredeyse tamamını soktu ama sonuna gelince zorlanmaya başladı. Tekrar bir deniyorum. Şimdi bir de devamını Xiaomi ile yapacağım. Xiaomi sanırım bir tık daha güçlü. Yani %10, %20 daha güçlüdür. Sonunu ittirebildi. Şöyle firmle çıkartıyorum tekrar. Uçlara baktığımda genel hatlarıyla bir sıkıntı yok ama Xiaomi'nin uçları daha kaliteli, söylediğim gibi. Şu ucun üstünde kılcal çizikler oluşmaya başladı. Xiaomi'de böyle bir durum yok. Bir tane daha hemen üstüne atıyorum aynı deliğin. Firmle yine burada kaldı. Şimdi Xiaomi ile atıyorum devamlı. Evet, şu an Xiaomi'nin bir tık daha güçlü olduğu belli oldu. Yine çıkartıyorum. Tekrar eski yerine atalım. Bu arada bu gördüğünüz masif ahşap kayın ağacından yapılma. Kayın ağacı da bayağı sert bir ağaçtır. Yani meşe, ceviz gibi ve kayın gibi sert ağaçları delemiyor. Ya delse bile çok verimli değil, sonuna kadar gidemiyor. Ki cevizi hiç delmez. Ceviz kayından da sert bir ağaç türü. Şimdi bir de sunta bir yüzeyde deneyeceğim. Evet, başını attım. Devamında bastırıyorum. Suntaya rahatlıkla girdi. Dibine kadar sokabildim rahatlıkla ve zorlanmadı. Çıkartıyorum. İnce bir vida kullanmıştım. Şimdi biraz daha kalınlığını kullanalım. Şöyle arasındaki kalınlık farkını da görebilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Bunu da rahat bir şekilde attı. Sonlarına doğru, dibine geldiğinde ufak bir zorlanıyor gibi oldu ama hiç böyle tıkanmadan dibine kadar sokabildi. Bir de oyuncu koltuğunda deniyorum. Gayet basit bir şekilde geldi. Zaten bunu yapması gerekiyor. Bu tarz işlerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz ama dediğim gibi masif ahşapta fazla boşluk olmadığı için biraz zorlanıyor. Daha doğrusu diplerde tıkanıyor, yapamıyor. Burada da yine masif bir panelimiz var. Bu çam ağacı. Çam ağacı değerlerine göre yumuşak bir ağaç türü. Şimdi bir de bunu da deneyeceğiz. Bu arada şöyle bir kablo toparlayıcı kullanıyoruz. Tüm masalarımızın altında var. Yani bu kablo dağınıklığından, prizden vesaire kurtulmak istiyorsanız çok güzel bir çözüm. Bunun da linkini aşağı açıklama kısmına ekliyorum. Bizim bayağı işimize yaradı. Şöyle ince bir
bir taneyle başlayalım. Gayet güzel bir şekilde dibine kadar girdi. Bir de kalın olanı deneyelim. Onu da hemen yanına atıyorum. Evet, kalında biraz daha zorlandı normal olarak ama genel hatlarıyla bu işin de üstesinden geldi diyebiliriz. Şimdi söküyorum. Masaların da anasını ağlattık ha, deneme yapacağız diye. Yine daha öncesinden montajladığım daha uzun bir vidayı çıkartalım. Tekrar yerine takıyorum. İşlem başarılı. Evet, uygulamalarımızı yaptık. İkisini de denemiş olduk. Aynı zamanda bir kıyaslamış olduk. Söylediğim gibi Xiaomi Mi Jia'nın vidalama ürünü bir tık daha güçlü gibi. Ama söylediğim gibi çok fazla efektif fark yok. En fazla %10-%20'dir. Ama fiyatlarını baz aldığımızda bu çok öne çıkıyor. Çok sert ahşapları delemezsiniz. Zaten bunu deneyerek görmüş olduk. Kayın ağacını bu ürün de delemedi. Yani gündelik işlerinizde kesinlikle yeterli olacağını düşünüyorum. Zaten dediğim gibi ama amacı bunun vidalama yapmak, delmek değil. Hani elektronik bir şeylerdir, mobilyalardır falan çok rahat montajlayabilirsiniz bununla. Ama işiniz her türlü ahşabın üzerine vida atmaksa bunun bir tık daha güçlüsünü tercih edebilirsiniz. Yani fiyatına hala şaşırıyorum bu arada. Gerçekten yani içi de dolu dolu. Bir sürü de ucu var. Elimdeki vida sıkıntısından kaynaklı diğer uçları deneyimleyemedim ama genel olarak zaten yıldız uç kullanıyoruz. Hani bunda aldığımız performansı diğerlerinde de alabiliriz, öyle düşünün. Aşağı açıklama kısmına tüm ürünlerin linklerini ekliyorum. Bu iki vidalama seti, bir de masaların altına taktığımız kablo düzenleyici. Hepsini tek linkte bulabilirsiniz liste halinde. Aklınıza takılan bir şey varsa aşağı yorumlarda sorabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak o kanalı da ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.